Herkese merhaba. 2020 YouTube stüdyolarında videonuza kart eklemeyi nasıl yapacaksınız? Şimdi size onu göstereceğim. Bu sağ üst köşede yuvarlak resimde ki kanalınızın işaretine tıklıyorsunuz. Sonra burada yazı yazıyor. Kanalınız yazıyor. Buna tıklıyorsunuz. Açılan sayfada YouTube Studio yazıyor. Buna tıkladık. Sonra kart eklemek istediğiniz videoya gitmek için sol tarafta videolar yazıyor. Videolara tıklıyorsunuz. Sonra buradan videolarımız açıldı. Hangi videoya kart ekleyelim? Mesela Martı elektrikli scooter diyor. Buna ben bastım. Şimdi buradan mouse'un topunu yuvarlayarak aşağıya doğru iniyorsunuz. Herkese açık, otomobil ve araçlar oynatma listesi. Bitiş ekranı diyor, kartlar diyor. Bitiş ekranı videomu diğer videom kanalımdaki diğer videodan izleyebilirsiniz, tamam. Şimdi kartlar diyor. Biz kart ekleyeceğiz bu videoda. Kartlara tıklıyoruz. Mustiç kanalından herkese merhaba. Bugün Bunu durduralım. Şimdi burada kart ekle yazıyor. Kart ekleye tıklıyoruz. Video veya oynatma listesi, kanal, anket, bağlantı. Bunları kart olarak videonuzun içinde şurada gözükecek şekilde ünlem işaretinde çıkar. Burada gözükecek şekilde eklemeyi göstereceğim. Şimdi bunu insanlar neden yapıyor? Mesela videonun içerisinde diyor ki işte künefe yedik. Künefe çok güzel diye diyelim ki birinci dakikada söyledi. Künefe ile ilgili videomu izlemek istiyorsanız da diyor işaretle gösteriyor. Buradan karttan tıklamanızı istiyor. Yani bu buna yarıyor. Video izlenmenizi arttırır. Size de tavsiye ederim. Şimdi ben kart ekliğe tıkladım. Şuradan oluştura tıklıyorum. Oluştur. Burada yüklenenler diyor, oynatma listeleri diyor. Yüklenen videolar buraya belli başlı birkaç tane atmış. Ama siz diyorsunuz ki benim kanalımda 300 tane video var. Burada hepsi gözükmüyor. O zaman da o istediğiniz videonun şuradaki adres yazıyor ya. Bunu kopyalıyorsunuz. Buraya yapıştırdığınız zaman, kart oluştur dediğiniz zaman burada gözükmeyen videoyu da siz URL'sini yapıştırarak kart oluştur dediğiniz zaman o video gider. Şimdi burada Martı elektrikli. Ben mesela diyorum ki direksiyon dersi 80 yedim. Tıkladım buna. Kartı oluştur diyorum. Şimdi bu 3. saniyede. Ben diyorum ki birinci dakikada bu ünlem işaretinin yazısı çıksın. Direksiyon dersi 87 diye. Sonra ben birden fazla da kart ekleyebilirim. O zaman bir daha eklemek için yine kart ekleye tıklıyorum. Video veya oynatma listesi. Buna bastım, oluştur dedim. Bunu da URL ile yapalım. Dur. Şuradan bir YouTube videomuzu açalım. Kanalımız diyor. Mesela buradan da şu Enve su arıtma cihazı olsun. Şu adresi kopyalayın. Kopyaladın. Su arıtma cihazı bu. Enve'in. Bunu da satın almak isterseniz yine bu başlıkları arattırın. Açıklamalarda nasıl alacağınızı ben anlattım. Bunu kapatalım. Şimdi URL'yi şuraya yapıştıralım. Yapıştır dedik. Kartı oluştur diyoruz. Tamam, ikinci kartımı da oluşturdum. O da bak en başta attı. Burada yazıyor zaten. Yok, bu direksiyon dersi yazıyor. Direksiyon dersi de ikinci dakikada çıksın. Şu neymiş? MVE su arıtma cihazı. Tamam, birinci dakikada bu çıkacak. İkinci dakikada bu çıkacak. Zaten şurada tüm değişiklikler kaydedildi diyor. Tamam. Şuradan videoya gitmek için, yaptığınızı izlemek için bu videonun linkine tıklayın. Bakın burada kartlar gözüküyor, ünlem işareti. Başkaları tıkladığı zaman sizin eklemiş olduğunuzu burada göstertiyor. Şimdi biz birinci dakikada çıkacak demiştim ben. Şuradan sardırayım. 55. saniyeye geldim ben. Bakın. Bak. Enve e-Spring su arıtma cihazı diye yazdı. Buradan tıkladıkları zaman buradan da linke tıklayıp videoya gidebiliyorlar. Sonra ikinci dakikada da ben yapmıştım. Şuradan 1.56. saniyeye geldim. Martın
nasıl kiralanır diyor. Mart uygulamasını indir diyor. Yanındaki Mart direksiyon dersi 87. Bu kadar basit arkadaşlar. Siz de bu videomu izleyerek kart eklemeyi yapabilirsiniz. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Çünkü ben abone sayımı arttırmak istiyorum. Destek olursanız, videomu beğenip yorumlar kısmına yorum yazarsanız sevinirim. Kanalımdan diğer YouTube yeni stüdyosuyla ilgili dersleri izleyebilirsiniz. Teşekkürler.